Uluslararası hukuk bu konuda çok net. Uluslararası hukuka göre şu an oraya geri dönüşün, gönüllü geri dönüşün bile şartları oluşmuş durumda değil. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu bir coğrafi çekince var. Bu coğrafi çekince aslında şu an tartıştığımız konunun en önemli parçası değil bence. Tabii ki statü önemli bir şey. Mültecilerin mülteci olarak adlandırılacakları ve uluslararası korumanın daha güçlü olduğu bir statüden söz ediyoruz. Ama bu statüyü verseniz bile sorun tam olarak çözülmüyor. Neticede bu insanların kendi huzurlu gelecekleri için ülkelerine dönebilmesi için şu an gönüllü geri dönüş şartlarının oluşmadığını herkes biliyor. Her gün değişen yeni bir çatışma ortamının yaşandığı bir coğrafyadan söz ediyoruz. Şaka değil, o bölgede son 7-8 senede 400 binden fazla insan öldü. Bütün ülke tahrip oldu. Yani siz o insanlara tekrar bunların olmayacağını garanti edemezsiniz. Hele bir de aynı rejimle devam edecekseniz bu çok daha zor bir şey. Ama dediğim gibi Cenevre Sözleşmesi'ne bu çekici koymamız bu işin bir parçası. Geri gönderme ilkesi Türkiye'nin bugüne kadar büyük ölçüde yerine getirdiği önemli uluslararası bir yükümlülük. Ama ileriki dönemde Türkiye eğer bu insanlar gönüllü geri dönmezlerse bunları zorla geri göndermek gibi bir yola gideceğini beklemiyorum ben. Hem uluslararası hukuk bakımından hem Türk hukuk sistemi bakımından hem de bu işin bir siyasi ve prestij parçası var. Çünkü son 7-8 senedir Türkiye bu konuda dünyaya örnek olabilecek olağanüstü işler yaptı. Türk toplumun bütün rahatsızlıklarına, sıkıntılarına, şikayetlerine, endişelerine rağmen olağanüstü bir mültecilere yönelik olumlu politikalar izlendi ve Türkiye bunun prestijini bir biçimde yaşıyor. Şimdi siz eğer bir anda bunları geri göndermek isterseniz, uluslararası hukukta umurumuzda değil, biz geri göndereceğiz derseniz, o zaman ortaya çıkacak birkaç görüntü, siz 8 senede yaptığınız bütün emeğin, ortaya koyduğunuz emeğin ve yaptığınız harcamanın heba olmasına neden olur. Ben Türk Devleti'nin böyle bir şeye girişeceğini beklemiyorum. Tabii ki insanların dönmesi için teşvik edilmesi esas ve insanların oraya dönmesi tabii ki iyi bir şey olabilir. Ama bir de sosyolojik bir gerçeklik var. Bu gerçeklikle biraz yüzleşmemiz gerekiyor. Bu insanların şu an Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 500 bini aştı. Türkiye'de çalışan Suriyelilerin sayısı 1,2 milyonun üzerinde. Türkiye'de okullara giden Suriyeli çocuk sayısı 650 bin üzerinde. Böyle bir toplum artık Türkiye'nin her yerinde yaşıyor ve bizim yaptığımız çalışmalarda net bir biçimde görüyoruz ki her Türkiye'de kendini entegre olmuş hissediyorlar. Toplumu bile görmesin.